Selamlar dikiş sınıfından. Biz şimdi erkek gömleği kalıbı çıkaracağız. Çıkaracağız diyorum çünkü bu çalışmayı oğlumla birlikte yapacağız. Çünkü gömlek oğlumun olacak. Kalıplarımı yırtarak işe başladı mesela kendisi. Bu gene standart giyim kalıplarından, daha önce size de göstermiştim. Şu şekilde hangi gömleğin olmasına karar vereceğiz şimdi. Bakınız burada değişik kol, manşet ve yaka çeşitleri var. Şöyle bir kalıbı yakından göstereyim size. 37, 38, 39, 44 bedene kadar tek parçalı yakası var. Ayaklı üst yaka, ayaklı gömlek yaka. Çok sivri çünkü dediğim gibi 70'li 80'li yıllardan çok eski bir kalıp bu. Retro, vintage dediğimiz kalıplardan. Robalı, cepli bir erkek gömlek ön bedeni. Çevirelim annem. Burası da arka bedeni. Şimdi biz oğlumla güzel bir çalışma yapacağız ilk defa ve büyük ihtimalle bu yakayı kullanacağız. Ayaklı gömlek yakası. Bu hakim yaka, bir halk arasında imam yakası diye de biliniyor, biliyorsunuz bu. Kolu yırtmaçlı yapar mıyız? Yapmayız. Kısa kollu yapacağız. Kumaşımız az çünkü her zamanki gibi. Düz boy iplikleri verilmiş, robası verilmiş. Hemen kalıp hakkında tekrar bilgi veriyorum. Kenan Yayınları'nın kalıbı. Kaç yılı olduğu yazıyor mu? Yazmıyor bunda. Evet, şimdi bu bizim Deniz'in en severek giydiği gömleklerden biri. X-large bedenden bir gömlek, polyester karışımlı. Bunun ölçüsüne göre ölçüsünü alacağız. Bundan daha bol ve oversize bir şey istiyor Deniz. Göğüs altını ölçüyorum. Şu an 54 çıktı. Yani bu gömleğin 1/2'si 54 ise, söyle bakalım 54'ün yarısı kaç Deniz'cim? 27. 27. Yani bize şu kol altından 27 santime gelen, burası önemlidir, gösterelim. 41 bedeni gösteriyor. Ama biz daha oversize bir şey istediğimiz için 42'den çıkaracağız diye bedenimizi bulduk. Ama arkadan değil, önden yapacağız. Şimdi burası kapanma payı. Şu önden yapacağız dememin nedeni onu anlatmak istiyorum. Burası kapanma payı. Burası da tam ön ortası olduğu için. Tekrar 27'yi şuradan arıyorum, getiriyorum. 41, evet 42 beden olarak çıkarabiliriz. 43 de çıkarabiliriz ama biz 42 çıkaralım. Dikiş ve overlock payıyla biraz da geniş keseriz. Devam edelim. Deniz yıllardır benimle birlikte olmasına rağmen, atölyemde büyümesine rağmen bazı şeyleri unutmuş mu göreceğiz şimdi. Bir tane parşömen kağıdı alıyoruz Deniz'cim oradan. Tek tabaka halinde. Beden beden çıkaracağız şimdi bunları. Nasıl çıkaracağını anlatacağım. Şimdi kalıp çıkarırken de, kumaş keserken de biliyorsunuz ki ilk önce en büyük parçalar çıkar. Sonra küçük parçalar çıkar. Şöyle çekelim. Deniz'e anlatıyorum ben şimdi. Bizim bedenimiz kaçtı? Deniz 42 idi. 42 bedene denk gelen çizgiden şöyle getiriyoruz. Aynı çizgiyi takip edeceğiz. 42 neredeyse buradan döneceğiz. Bu şekilde getirip gördüğümüz bütün işaretleri üzerinden alacağız. Şimdi parşömen kağıdımızı üzerine iğneleyelim. Dik bir şekilde çizerken ben hem Deniz'e hem size anlatayım. Kağıdımızın gergin olması yukarıdan aşağıya anneciğim. Yukarıdan aşağıya. İğneleyelim. Çok sık iğnelemene gerek yok. Kaydırmayacak kadar. Deniz solak bu arada. Aynı zamanda kimya bölümü öğrencisidir, okuyor. Kendisi de bir meslek lisesi öğrencisi olduğu için bazı şeyler onun için gayet kolay ve anlaşılır olabiliyor. Şuraya da takın. İşte bak, yukarıdan aşağıya yapmazsak bu olur. Gördün mü? Yukarıdan aşağıya demek ne demek? Bir tanesi. Buradan iğneleyeceğiz. Aşağıya doğru iğnelemeye gideceğiz. Öyle yaptım zaten. Hayır, şunu demek istiyorum. Buradan iğneleyeceğiz. İğneliye iğneliye aşağıya doğru gideceğiz. Ve kağıdımızı ekonomik kullanacağız. İğnelemeye devam ediyoruz. Bir tane daha aşağılara bir yere takarsan kafi olacaktır. Aşağılara derken şu sana doğru olan, gömleğin etek ucuna doğru olan yere. Şundan dolayı diyorum. Burası gömleğimizin yakası. Burası roba kısmı. Burası kol. Yan dikiş, etek ucu. Etek ucunda bir böyle yuvarlak tunik dönüşü var.
Ya da böyle yapacağız. Şimdi ona biz karar vereceğiz. Cepli mi cepsiz mi yapacağız ona karar vereceğiz. Şimdi kalemlikten bir kurşun kalem alıyorsun. Cetvelini ve malzemelerini hazır ediyorsun. Düz çizgilerin üzerinden cetvelle. Kavisli çizgilerin üzerinden de riga ve pistole ile çalışacağız. Şimdi nokta nokta alıyor. Kalemini kaydırmamak ve bileğini yormamak için bütün kalıbımızı kopyalayacağız. Ne kadar işaret varsa alacağız. Evet oğlum. Nasıl gidiyor Deniz Bey? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel gidiyor değil mi? Zorlanmadan. Deniz'in solak olduğunu farkında mısınız bilmiyorum ama solaktır ve solak birine hem dikiş öğretmek hem kalıp öğretmek biraz sağlak biri açısından zordur. Solağın öğretmesi gerekiyor. Öğretmenlik yaşam boyunca da solak öğrencilerimle başta birbirimize alışmakta çok zorluk çekmekle birlikte zamanla birbirimize alıştık. Hatta ben bu süreç içerisinde sol elimi de kullanmayı öğrendim diyebilirim. Şimdi ön gömlek çıkarıyoruz. Şurada bakıyoruz ki kol takma işareti yok. Kolda da kol takma işareti yok ama ön kol ayrı kol, arka kol ayrı ayrı verilmiş. Ön koldaki çıt işaretlerini yani kol takma yeri işaretlerini biz kendimiz vereceğiz anlamına geliyor. Bunu unutmayın. Kalıp aşamasında eğer unutmazsanız daha sonra size zorluk çıkarmaz. Şimdi Deniz'in orada kalemle çizdiği yerleri nokta nokta çizersen daha kolay çizersin anneciğim. Daha sonra cetvelle düzelteceğiz. Nokta noktada değil de kesik çizgiler halinde. Şuradaki gibi. Deniz bütün malzemelerini yanında hazır etti. Kalıp çizimi için gerekli olan malzemeleri. Evet gene bu kalıp incelemesini yapalım Deniz orada çizerken. Düz boy ipliğini kısa demiştik biraz. Söylemiştik. Fark ettiyseniz arka gömlekte bir pers var. Aslında bele oturan bir model bu. Slim fit dedikleri bir model. Günümüzde slim fit deniyor tabii de. Bizim de onlar sonradan öğrendiğimiz terimler. Biz bunu slim fitten oversize hale de getireceğiz. Yani şu beldeki bel oyuntusunu düz indireceğiz. Pensi iptal edeceğiz. Şu etek ucundaki de kavisi düz hale getiririz. Tahmin ediyorum ki Deniz bunu böyle giymek istemeyecektir. Öyle mi Deniz? Evet dedi. Başını salladı ama siz görmediniz. Şimdi yakayı çiziyoruz. Yakada retro model dediğimiz modellerden ucu biraz sivri ayaklı gömlek yaka. Cebin yerini çizmeyi unutmuş Deniz. 42 beden. Burada robayı çizeceğiz. Robada da burası tam omuz çizgisi. Burası öne ve arkaya giden yer. Manşetin de kalıbını alalım elimizde olsun. Evet şu an kısa kollu bir gömlek yapacağız ama manşet kalıbını da çizebiliriz. Gayet de güzel çizmiş benim oğlum. Aferin benim oğluma. Şimdi böyle bir kol kalıbımız var. Çok kısa kol, kısa kol ve uzun kol şeklinde verilmiş. Biz şu boyutunu alacağız. Şu boyutunu alacağız ama ön kol ve arka kol. Evet tam bu arada Deniz beni durdurdu. Dedi ki ben bundan biraz daha uzun bir kol istiyorum. Yapabilir miyiz? Evet tabii ki yapabiliriz. Daha uzunluğu çizeriz. Tişört kalıbını anlatırken hatırlayacaksınız. Ön kolu ve arka kolu ikisini bir arada çizmiştik tişörtte. Yani bunda da aynısı verilmiş. O kalıp sistemine göre. Yani biz bu parşömenimizi tam buradan ikiye katlayacağız. Şu şekilde. Tam bu kat yerini buraya koyacağız. Her iki oyuntusunu da iğneliyorum şimdi. Diğer iğnelerimiz nerede? Uzağın dalı kalmış. Evet. Şöyle çizgiden kaydırmadan alıyorum. Şöyle iğneliyorum. Ve şimdi Deniz bunun bütün işaretlerini alacak. Yani hem bu oyuntuyu alacak hem şu oyuntuyu alacak. Daha sonra kalıbı açarak öne arkaya geçireceğiz. Neydi her zaman için? Daha oyuntulu olan yer bizim ön kalıbımızda. Hatta ben şurada ilk önce şuraya bir şey çizeyim. Mezurayla. Ne yapıyorduk hatırlayacaksınız. Kol oyuntusunu ölçüyorduk. Ön kolda şekline göre ölçüyordum. Hem sizin için de güzel bir tekrar olsun bu. 42'ye kadar ölçeceğim. 26, 27. 26 olsa 13, 13'ün yarısı 7,5. 7,5 gibi bir yere şekline göre biraz uzak tutabilirsin. 7,5'a şuraya bir kol takma işareti koyacağım.
Aynısını şimdi bu ölçünün aynısını ön kol oyuntusuna da ölçüp taşıyacağım. Bunu unutmuyoruz. Hadi bakalım Deniz Bey, kolay gelsin. 40 var, 42 mi? 42'den, bütün bedeni 42'den yapıyoruz. Ne oldu Deniz, ne oldu? Ne oldu? İki oyuntuyu da çizeceksin. Kalemimizin ucu daima açık olacak diye dilimde tüy bitiyor. Seninkine bak. Benimki ama sen çizdin. Benim kalem kutumu getir gösterelim oğlum ne kadar kalemlerin ucunun açık olduğu. Kalıba başlamadan önce ne kadar kaleminiz varsa hepsinin ucu açık olacak elinizin altında ve çiziminiz bitene kadar yeniden kalem açmakla uğraşmayacaksınız. İlk önce onu ve daha sonra o diğer çizgiyi de alacaksın anneciğim. Olduğu gibi önce işaretimizi geçiriyoruz. Sonra kol boyunu ne kadar uzatmak istersek onu yazacağız. Şu an bu kol boyuna bizim 7 santim civarı bir şey eklememiz gerekiyor. Not çıkaracağız ve kumaş üzerinde keserken onu alacağız. Elimize de baz olarak kalıbımız sabit kalsın. Cetveli ters koyduk. Evet. Titretmeyelim çizgilerimizi. Evet. Şimdi bunu çizdik. Kol boyunu 5 santim uzat diye kararımızı verdik. Çeviriyorum. Hiç oynatmadan sadece üstteki şu çizginin ve şu çizginin işaretini alıyorum. İçtekini bırakıyorum. Kaydırmadan. Şu an ön kolu çizdim. Ön diyelim buraya. Diğeri arka taraf oldu. Böyle ayrı ayrı da çıkarıp kumaş katına da yerleştirebilirsiniz. Ama bunu yapmak daha sağlıklı olacaktır şimdi. Ne yaptık gösteriyorum. Şöyle bir kol elde ettik. Şimdi şu an şu bizim için, şu yok. Çünkü burası arka kol. Burası da ön kol. Kol ortamızı ve düz boy ipliğimizi çizelim. Tam katladığımız yer bizim hem kol ortamız hem de düz boy ipliğimizdir. Şöyle işaretimi koyuyorum. Bu neydi? 3 nokta. Düz boy iplik işaretiydi. Aynı zamanda burası da kol ortasıydı. Burası da ön kolu takacağımız yer. Şimdi bu ölçüyü ön bedendeki kol oyuntusuna taşıyacağız. Kapatalım. Bu çalışma beni de heyecanlandırıyor. Oğlumla birlikte yaptığım için kalıplarımı kontrol ediyorum. Şuraya arka ortası düz boy iplik kumaş katı yazmayı unutmuşuz. Onu yazalım. Buraya da ön ortası yazacağız. Daha sonra kalıplarımızı keseceğiz. Kalıplarımızı tam çizginin üzerinden ne içinden ne dışından hiç titretmeden, tarazlamadan olduğu gibi güzelce şimdi kesiyoruz. Keyifli olacak. Deniz kalıplarını bitirdi, hazırladı. Sıra geldi kumaş yerleştirmesine. Kumaşımızı yıkadık. Daha ıslak. Kesemiyoruz. Tabii biz onu biraz bekleyeceğiz ama videoda hemen 2 saniye sonra kumaşı sermiş olacağız. Ellerine sağlık benim güzel oğlumun. Bütün kalıpları iç içe koyacağız. İğneleyeceğiz. Dosyalayacağız. Keseceğimiz zaman tekrar çıkaracağız. Bütün notları da alındı. Önce katlayalım. Yaka falan hepsi birbirinin içinde olsun bir tanesi.